ortasından reform geçen yargı. İktidar ne zaman büyük bir reform yapıyorum desem akla ilk şu geliyor. Acaba nereleri bozacaklar? Yargı reformları 10 yıldır aynı şekilde seyrediyor. Her seferinde yargıyı biraz daha erozyona uğratarak. 2009'da yapılan İlk yargı reformuyla hukukun her tarafına müdahale edebileceklerini gördüler. 2010'da bu hızla yargıyı fetö 15 Temmuz sürecine giden yola soktular. 2010'daki anayasa değişikliklerinin de içine alan reform yargının her tarafında örgütlenmiş olan fetö'nün yargıyı yönetme gücü elde etmesini sağladı. Pensilvanya'dan dile getirilen keşke ölüler de mezarlarından kalkıp oy kullansa temennisi bir bakıma talimat oldu. AKP yargının elden gittiğini 2011'de anladı. Toparlamak için 2015'te bir reform daha yapsa da kar etmedi. 2017'de anayasa değişikliklerinin TBM'nin işlevinin törensel hale getirilmesini, rejimin alt üst edilmesini içeren dördüncü reform geldi. Mühürsüz oylarla kabul edilen değişikliklerle Hakimler Savcılar Kurulu tümüyle sarayın tercihlerine bırakıldı üç ayrı kurum üye belirtiyor gibi görünüyor. Ama tümünün merkezi aynı. Özetlemek gerekirse kurulun üçte birini Recep, üçte birini Tayyip, üçte birini Erdoğan belirliyor. Geldik beşinciye. Bu hafta ortasında sarayda açıklandı. 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinden önce acaba ciddi bir açılım mı diye baktık. Strateji belgesi diye açıklanan reformda her şey var ama somut bir şey yok. Klasik söylemdir. En iyi yasa bile kötü bir uygulayıcının elinde olumsuz sonuçlar doğurur. En kötü yasa da iyi bir uygulayıcının elinde hukukun işlemesini sağlar. Beşinci reformda tutukluğun zorlaşacağı söyleniyor. Tutuksuz yargılamanın esas olacağı vurgulanıyor. Yasalar zaten böyle. Uygulayıcılar tercihlerinin özgürlükten yana kullansa başka bir Türkiye olur. Reformun açıklanma sürecinde yaşananlara bakınca insan acı acı gülümsemeden edemiyor. Reformda avukatların özlük haklarında iyileştirmeden söz edilirken bir hakim avukatın etek boyu zabıtlara geçiriliyordu. Reformda ifade özgürlüğünün genişletileceği, kimsenin düşünceleri nedeniyle soruşturmaya uğramayacağı belirtilirken Sedef Kabaş meşhur Cumhurbaşkanı hakaret davalarından birinde hüküm giyiyordu. Reformda yargı sistemimizin tam bağımsız olduğu dile getirilirken FETÖ'den hüküm giymiş Türk asıllı Amerikan vatandaşı Serkan Gölge tahliye ediliyordu. Olayın özünü de ABD Başkanı Trump duyuruyordu. Erdoğan'la telefonla konuştum. Serkan Gölge rehin ya da tutuklu değil. Şimdi evinde yakında ABD'de olacak. Hem olmuşu öğreniyoruz hem olacağı artık özgürlükler için Anayasa Mahkemesi'nden, Yargıtay'dan daha ileri bir kurum var. Tramptay. Reformda AB sürecinin devam ettiği, AB standartlarına ulaşmanın hedeflendiği açıklanırken, Kadri Gürsel hukuksuz yere tutuklandığı gibi görüntünün de tam anlaşılacağı bir şekilde kelepçeleniyordu. Reformda hakim ve savcılara güvencelerden söz edilirken binlerce hakim mesajcının yerini değiştiren kararname yayınlanıyordu. Türkiye'de en önemli sorunlardan birinin hukuk güvenli olduğu son reformla birlikte iktidar tarafından da kabul edilmiş oldu. Bu reformun son şeklinin ne olacağı belli değil. Meclise ne zaman geleceği belli değil. Önceki uygulamalar dikkate alındığında son dakikada ekleneceklerin olup olmadığı belli değil. Öyle anlaşılıyor ki Belli olan tek şey şu. Yakın gelecekte 6. reform var. Zira bu reformla nelerin bozulduğunun anlaşıldıktan sonra yenisini hazırlamaktan başka yol yok. Toplumun beklentisi şu. İktidar vicdanlarındaki mühürlerin bir nebze açılması, özgürlüklerin genişletilmesi.